Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün yeni başlayan bir diziyi konuşacağız. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyız abi. Bugün Fox'ta yeni başlayan Ay Yapım imzalı Şahane Hayatım dizisini konuşacağız. Senaryosunda ufak tefek cinayetlerden 301'den tanıdığımız Çocuklar Duymasın'ın Yasemin Hanım'ı Meriç Acemi var. Yönetmen koltuğunda da Çağrı Bayrak oturuyor. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin ki onu konuşuruz. Nesrin Cevatzade, Timur Acar, Sumru Yavrucuk, Zeynep Yüce gibi isimler yer alıyor. Abi diziyi beğendin mi? Özellikle Ay Yapım'dan uzun zaman sonra bir dizi tutturmasını bekliyorduk. İyi bir kadroyla çıktı her Ay Yapım işi olduğu gibi. Fox'a biraz fazla gelen bir kasta var aslında baktığımızda. Bütçesi de bellidir yani oyunculardan da gözlemlediğimiz şekilde. Yani ufak tefek mantık hataları olsa da hikaye bazından daha ana karakter üzerinden ilerleyen bir hikaye gördük. Ve kadın hikayesi işlenmesi artıydı. Yenilikçi şeyler de gördük, çok fazla sıkça gördüğümüz şeylerle birlikte. Mantık hatalarını çıkardığımızda fena bir iş değildi bence. Sıkılmadan izleyebildim ilk bölümü. Ne anlatıyor abi hikaye? Şebnem karakterimiz var. Küçüklüğünde de Niyazi tarafından da zorbalık görmüş ve birazcık da kötü yola da kendisini düşürmüş. Kısa yoldan para kazanmayı hedefleyen bir tarafı seçmiş ve burada da geçmiş onu hiçbir zaman da bırakmamış. Hani bir noktada zengin olmuş, kendisini bir eş adayı bulmuş Onur Bey gibi. Fakat sonrasında ailesini kurmasına rağmen yıllar sonra geçmişindeki insanlar onun karşısına çıkıyor ve hikayede böyle tekrar ediyor başlamayı. Hırslı bir kadın, kendisini konuda geliştirmiş bir kadın. Herkesi kendisine kabul ettirmiş, kafalaması, ikna gücü çok yüksek olan bir karakter var. Şunu sevdim. Geçmiş kısımlarda Şebnem karakterin gençliğini canlandıran, ki notlarımı da almışım, ona baktım az önce. Zeynep Yüce'nin oyunculuğunu beğendim. Bu sene de gerçekten kadınlar üzerinde iyi oyuncuları televizyonda gördük. Hani yeni nesil çok ilgisiz televizyona falan deniliyor ama oyuncular bazında 3-4 tane çok genç yetenek gördük, hem erkekler hem kadınlar bazında. Bu da sevindirince, özellikle Zeynep Yüce'nin çok böyle uç bir rolde oynaması hoşuma gitti. Yani bir yerli Yuki Fix esintileri gördük kendisinden ve farklı farklı modlara da bürünmüştü. Bayağı da ekran süresi vardı. Şebnem karakterini zaten çok genel olarak hem geçmişiyle şimdiki halini çok fazla gördük bölümde. Neredeyse diğer karakterleri daha az gördük. Bu da güzel bir tercih olmuş, farklı bir tercih olmuş. İyi tanımamız açısından, hikaye giriş açısından. Her bölüm tabii böyle gitmez ama ağırlıklı olarak onun üzerinden gideceği görülüyor. Bana birazcık karakterler az geldi dizide, bir Türk dizisine göre, ama onu da açarlar büyük ihtimalle. İyi bir pilot bölümüydü aslında. Ha dedi, bu dizide böyleymiş falan bir dedirtti. O yüzden Fox'ta mesela izleyebilir yani. Geçmişe dönük bir senaryo var ve sürekli flashback seyrediyoruz. Bu flashback'li tercih özellikle ilk bölüm nezdinde sanki hikayeyi bize adapte etmesi konusunda doğru bir tercihti. Kesinlikle flashbacklerde de geçmişte neler olduğunu görüyoruz. Bunu şimdi full diyaloglarla verdiğimizde de Türk dizilerinde, Türk izleyicisinin alışık olduğu şekilde zorlaşıyor. Tabii ki de flashback'i çok kullanmak bir zaaftır ama hani daha yeni tanıttığımız için hikayeyi ve karakterin geçmişindeki defolarını ya da yaşadıklarını öğrenmemiz için biriyle konuşmuyorsa eğer böyle gösteriyorsunuz yani. Çünkü başka türlü çok uzun sürece yaymanız gerekir ama izleyicinin bu kadar sabrı yok. O yüzden düşünüldüğünde bayağı bütün geçmişindeki o yükselişini falan gördük. Karakterin bugüne kadarki yaşadıklarının kısa bir özetini izledik aslında, günümüzdeki yaşadıklarıyla birlikte. Şebnem aslında şöyle bir karaktere sahip. Yoksul bir ailede tamirci bir babanın kızı. Annesi de inanılmaz gösteriş meraklısı bir anne. Ve bu karakterin zenginlik üstünden bir travması var. Hep zengin olmaya çabalıyor böyle. Aslında çok da zeki, kolejlerde falan da okuyabilecek ve kendisini doğru yoldan bayağı para kazandırabilecek bir insan ama hep şey diyor. Neden daha basit yol varken onu seçmeyeyim ki? Neden yani, dışarıda bir kadını görüyor mesela, orada bir tetikleniyor. Zengin bir kadını görüyor işte. Bir arabada birisi yanışıp onu arabaya alıyor falan. Öyle olmak istiyor yani. Çok zengin olmak istiyor ve bunu da öyle tamircide falan çalışarak olamayacağını düşünüyor. O yüzden de bu travmasını da hala yaşadığını da görüyoruz yani. Geçmiş onu bırakmıyor. Aslında zengin dolandırıcılığı işine giriyor. Sonrasında temizlikçiliğe adım atıyor. Burada özellikle cinayetleri temizleyen bir karakter görüyoruz ki gayet benim hani tahmin etmediğim bir yoldu. Güzel tercih edilmiş bir yol. Uçakta da kendisine av arıyor aslında, orada hostes kadınla da konuşuyorlar, o da onu fark ediyor falan. Kadın karakter hikayesi üzerine konumlandırdığımızda çok ilgi çekici oluyor. Belki de erkek olsaydı baş kahramanımız, ya böyle şeyleri çok izledik derdik yerli işlerde, ama ben beğendim. Bir de polis çocukluk aşkı var aslında Şebnem'in. Onur Tuna'nın canlandırdığı Mesut karakteri. Orada da aslında bayağı dümenler dönecek gibi gözüküyor. Dizide neleri beğendin? Neleri beğendim kısmında
Flashback sahnelerindeki Zeynep Yücel'in oyunculuğunu beğendiğimi söylemiştim. Onun harici anti kahraman hikayesinin ana hikayede konumlanmasını çok fazla beğendim. Onun harici oyuncuların birbirleriyle uyumu güzeldi ve birçok entrikanın da ileride çıkacağına dair de iyi açılımlar yaptılar. Bir de temposunu beğendim ilk bölüm. Sıkmadan geçti. Özellikle tek bir karakteri daha çok görmüş olmamıza rağmen bunu iyi başarmışlar. Bayağı çalışılmış ilk bölüme. Dizilerin ilk bölümüne çalışılmış. Bunu anladık yani evin su basmasını falan acaba kaç tekte çektiler baktığınızda bayağı düşündüren sahneler oldu. Gerilimi iyi yansıttı bence kendi türünde. Farklı türlerden de beslenen bir işti. Şimdi şöyle bölüm sonunda şunu gördük. Şebnem Niyazi'yi öldürdü. Ama fragmanda şey detayı var. Serkan Keskin muhtemelen Şebnem'e hayal olarak gözükecek sürekli. Onun sesini falan duyacak. Evet evet temelli çıkmayacak gibi gözüküyor. Belli bir 10 bölüm falan gider herhalde. Büyük bir oyuncu Serkan Keskin. Bir anda ilk bölümden onu zor gibi gelmişti bana. Ve şöyle bir şey oldu. Şebnem Niyazi'yi evinin bahçesine gömdü. Bir hikaye de burada başladı. O da çok iyi bir tercih değil mi? Hep böyle çiçeklere bakıyor ektikten sonra da yakalanırsak falan. Bölüm sonunda da çocukluk aşkı olan o polis Mesut geliyor. Ve tam da bahçede böyle konuşmaları. Yani ölü hemen çaprazlarında bunlar ikisi bakışıp konuşuyorlar. O güzeldi ama neyi sevmedim? Yani bir kere Niyazi karakterinin hemen fotoğraftan anlayıp bu kadının o olduğunu anlaması, Şebnem olduğunu anlaması ve ona hesap sorması, bıçaklaması falan beğenemedim. Polisin de bu durumu hemen farklı bir şekilde çakıp hemen eve doğru gidip ifade almaya gitmesi falan. Ya, polisin dergiden o şüpheye gidip bu bir cinayet falan triplerine girmesi bana gelmedi abi. Olmadı o ya. Bana olmadı. Bir de yani o da hatırlıyor gibi oldu sanki kızı yani geçmişteki halini falan. Ben bilemedim ya. İşte geçmedi. Bakalım yani tabii mantık hataları vardı. Başta da demiştim 4-5 tane mantık hatası vardı. Onun harici bayağı dinamik ve fena olmayan bir bölüm izledik. İzlenir yani bu dizi ben sıkılmadım izlerken. İlerleyen bölümlerde neler olur düşünüyorsun? Birkaç tane notum var. Şebnem'in eşi Onur. Herhalde Şebnem'i aldatıyor. Bunun izlenimi aldık. Evet yani Nesin Cihaz Sade'yle aldatıyor olabilir. Onu canlandırdığı karakterle aldatıyor olabilir. Çünkü o uzun vadede gidecek bir hikaye gibi gözüküyor Onur'un aldatması. Her oynadığı işte birini aldatıyor ya. Eşini falan aldatıyor falan. Ya adama da yakışıyor yani bak. Necdet İşler'le ikisine bu Kaynanan Kulübü tayfaya aldatma rolleri böyle sorunlu erkek rolleri çok yakışıyor. Kayınvalide gelin arasında sürekli bir taht oyunu olacak gibi geldi bana. Akıl oyunların dönmesi güzel. Daha kadın hikayesi ekseninde ilerleyen bir işte de bunun olması mantıklı. Yani çok erkeklerin öyle müdahale etmediği bir senaryoda kadın kadın kurduğu durum mantığından öyle bir çatışma çıkartmaları güzel. Orijinal değil ama okey yani beklenir. Çünkü çocuğun annesi de çok kontrolcü yani baktığımızda. Uzun bir süre flashbacklerle gidecek bu hikaye gibi. Tabii. Bu dizinin bence dili o olacak. Hani Ezel'de de hep Ramiz Dayı sahnelerini görüyorduk ya ikinci sezon. Habire belki 50 dakika falan izliyorduk hatta yani. Ay yapım bunları seviyor. Yazarları falan da biraz bu kolide tutturmuşlar. Türk dizilerinde alışa gelmiş olduğumuz şeyler olduğu için çok baymayacaktır diye düşünüyorum. Geçmişteki sahnelerde. Sanki flashback sahneleri bu diziyi çok diri tutacak gibi geliyor bana. Ay yapımı da tebrik etmek lazım. Güzel bir hikayeyle geldiler. Ben hani bu kadar beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Yani drama kısmı iyi çalışıyor. Erdışık vardı sanırım başında. Bu noktada da bir kez daha tebrik etmek lazım. İyi bir seçim olmuş hikaye bazında. Hani bunu karar vermek, bu hikayeyi artık taşıyalım demek ekran başına. Çok iyi hikaye yapımı da çok seri üretim yapan bir şirket olmasıyla birlikte bazen o standartı yakalayamadığı oluyordu çok iyi kaslarla. Ama şu dizi farklı olmuş işte. Niye? Çünkü daha önceki dizilerin benzeri gibi işler yapmadığınızda aslında izleyici neymiş ya bu deyip bakabiliyor. Ratingleri de bayağı iyi açıldı. Tabii 5 defa açılıyorsun. Çok da PR'ı dönmedi farklı yeni başlayacak diziler gibi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Ay yapımla Fox işbirliği çok tutan bir işbirlik değildir. Darma Duman'da zaten bunun örneğini gördük. İlginç bir tercih Ay yapımla Fox'un çalışması ve böyle bir reytingle açılması, böyle bir hikaye açılması. Bildiğimiz kadarıyla bizim ilk dönemlerde Kanal D'ye Ay yapım ilişkisi, sonrasında Show Ay yapım ilişkisi vardı. Fox'tan beklenmedik bir hamle gördük. Bu diziye devam edecek misin? Bu diziye devam ederiz. 2-3 bölümde bir de incelemesinde çekebiliriz yani izleyicilerimizin talepleri doğrultusunda. Çok da dizi var. Hangi birini inceleyeceğiz bilmiyorum yani. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve kanala da abone olmayı bir kez daha unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz.